Dijital Medya ve Çocuk programından merhaba. Merhaba. İnternet ve medya araçları çocuklar için sınırsız imkanlar sunuyor. Ancak bilgiye erişimdeki kolaylığın yanı sıra bazı riskler de barındırdığını söyleyebiliriz. Aynı zamanda çocukların her geçen gün daha çok internet kullandığını göz önünde bulundurursak, internetin onlar için güvenli hale getirilmesi önemli. İnternet güvenliği nedir? Mahremiyet neden önemlidir? Çocuklarımıza güvenli kullanımı nasıl öğretebiliriz? Sosyal ağlarda fotoğraf ve videolarını paylaşırken nelere dikkat etmeliler? Bunları konuşacağız. Sorularımızı bilgi özgürlüğü, şeffaflık, kişisel verilerin gizliliği ve özgür toplum alanında çalışmalar yürüten Korsan Parti Hareketi aktivisti, iletişimci Şevket Uyanık yanıtlayacak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Nedir bu Korsan Parti? Evet, oradan başlayalım. Korsan evet. Parti 2006 yılında İsveç'te kurulan politik bir parti ve şu an hani dünyanın 60 tane ülkesinde, belki daha fazlasında yer alan, bir kısmı siyasi parti olan, bir kısmı bizim Türkiye'deki gibi bir hareket olan, bir platform, bir STK gibi hareket eden bir kurum. Daha çok kişisel, sizin de bahsettiğiniz gibi başta, bilgi güvenliği, kişisel verilerin korunması, sansür, gözetim, telif hakları gibi konularda çalışmalar yürüten bir kuruluşuz. 2009-2010 yılından beri de Türkiye'de bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bir parti değil ama, değil mi? Türkiye'de. İsmi öyle. Evet, ismi küresel, çünkü alanda ismi öyle olduğu için biz de Korsan Parti Hareketi dedik. Hı hı. Daha fazla bilgi için korsanparti.com'a bakabilir. Kuruluş gibisiniz. Ya evet, hareket, platform, STK diyebilirsiniz. Evet, ama bu uluslararası şeye bağlıyız. Yani uluslararası bütün korsan partilerin içinde yer aldığı PPI, Pirate Parties International diye bir uluslararası birlik var. Onun resmi üyesiyiz. Süper. Peki şeffaflık, bilgi özgürlüğü, kişisel verilerin korunması gibi çalışmalarınız var. Ve çocuklar için internetin güvenliği de çok önemli. Bu alanda ne tür çalışmalar yapıyorsunuz? Şu an aslında Türkiye'de yeni yeni başladı. Bu hatta hiç duyulmamıştı. İşte biraz sonra bahsedeceğimiz belki kitapla da biraz daha duyulmaya başlamıştır. Evet. Ben daha çok şimdiye kadar şahsi hani verdiğim eğitimlerde hep işte gazetecilere, sivil toplum kuruluşlarına ya da bireysel aktivistlere, vatandaşlara internette güvenlik, sosyal medyada güvenlik eğitimleri verdim. Ama çocuklar olan kısmına biraz yine sonra değineceğimiz gibi kodlama kısmında biraz iç içe geçtim. Korsan Parti'nin bizzat bu konuda çalışmaları var ama çocuklarla ilgili yok. Ben şahsi olarak ilgileniyorum bu konularla ve çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Peki internetin güvenli hale getirilmesi tabii ki önemli bir konu ve aynı zamanda Korsan Parti'nin web sitesinde de okumuştum. Bunun bir internetin kamu yararına olması gerektiği ama şirketlerin çok fazla egemenliği altında olduğuna ilişkin. Peki çocuklarımızı böyle bir ortamda nasıl koruyacağız? Öncelikle şunu söyleyebiliriz. Türkiye'deki algı şu, internet güvenliği diyoruz biz ısrarla ama... Türkiye'nin devlet kurumları, şirketler güvenli internet diyor. Şimdi bu aslında kelime oyunu gibi görünse de çok büyük bir fark yaratıyor. Güvenli internet demek yasaklı, engelli, sansürlü internet demek. Hatta bazı internet hizmeti sağlayan firmaların böyle paketleri var. Yani çocuğunuz işte aile paketi, korunma paketi gibi şeyler. Biz bunu tamamen göz ardı etmeliyiz. O yüzden güvenli internet değil, internet güvenliği diyoruz ısrarla. Çocuklar için şöyle bir riski var. Rahmetli Özgür Uçkan hocamız vardı. Bilgi Üniversitesi'nde de dersler verdi. Onun bir sözü vardı. Onu tekrar anabilirim. İnternette hiçbir şey silinmiyor. Hani evet, siz sildim zannediyorsunuz ama hatta bazı uygulamalar böyle yayınlanıyor. İşte gönderiyorsun, siliniyor falan. Öyle bir şey yok. 10 yıl önce attığınız bir fotoğrafı, sildiğiniz bir fotoğrafı karşınızda bir sürü arşiv sitesinde tekrar görebilirsiniz. İşte çocukların tehlikesi de burada başlıyor. Çocuk büyüdükten sonra yıllar önce paylaştığı ve pişmanlık duyduğu şeyleri tekrar karşısına çıkabilir, kullanılabilir, başkaları tarafından manipüle edebilir. İşte bu yüzden çocuklara internetin güvenli kullanımını anlatmalıyız ama yasaklı değil, sansürle değil. Tabii. Çünkü yasaklayınca, sansürleyince daha fazla merak ediliyor. Tabii. Çocukları da biliyorsunuz yani, çalışıyorsunuz çocuklarla. Daha fazla ilgi duyuyorlar. Tabii. Peki burada çok önemli değindiğiniz bir yer var. Çocukların unutulma hakkından dolayısıyla kesinlikle söz etmeliyiz, değil mi? Yani ileride bir iş adamı oldu diyelim ama bebekliğine ait emeklerken ki fotoğrafı var ama büyüdüğü zaman da bunu görmek istemiyor. Ama silinemiyor dediniz. Tabii. Unutulma hakkı gündemde. Avrupa Birliği'nde de konuşulan bir konu bu. Siz bununla ilgili ne söylemek istersiniz? Ben zaten sizin birimle, Dijital Çocuk
dijital medya ve çocuk bilimiyle bu sayede tanıştım. Güncel Hukuk dergisinde bir makale vardı. Sizin ekipten birinin kaleme aldı. Ekibimizden birinin, evet. Orada unutulma hakkı geçiyordu ve bir tane emsal karar vardı. Yargıtay'ın verdiği. Tamamen çocukla ilgiliydi. Evet, çok da güzel. Ama kısaca şeyden bahsedebiliriz. Unutulma hakkı ne? Ben de eğitimlerde anlatıyorum. Kişisel verilerin korunması kapsamında unutulma hakkı. Basitçe şöyle diyebiliriz. Aynı demin açıkladığım gibi internette geçmişe dair bir görüntünüz, bir fotoğrafınız, paylaştığınız bir yazı varsa bunu internetten kaldırma hakkı. Değil mi? En basit böyle diyebiliriz. Şimdi Türkiye'deki kanunla Avrupa'yı kısaca kıyaslayayım. Türkiye'de kanun 108 sayılı Avrupa Konseyi'nin sözleşmesi imzaladıktan 35 yıl sonra çıktı. İlk imzalayan ülkeyiz ama en geç çıkan ülkeyiz bu kanunu ve kanun çok sakat çıktı hukuk tabiriyle. İçinde mesela unutulma hakkı yok. İşte rıza meselesi, açık rıza, olumlu rıza, olumsuz rıza meselesi oldukça soyut geçiyor. İşte bir kurul var, ne yaptığı belli değil, birazcık siyasi bir yapılanması olan bir kurul var falan filan. Ama Avrupa'da şöyle bir şey oldu, 2012'den beri üzerinde çalıştıkları bir regülasyon yayınladılar. Aynı tarihte, Türkiye'nin çıkardığı tarihte. Ve orada unutulma hakkı var, bilgi edinme hakkı var, açık veri, açık rıza ifadesi çok güzel tanımlanmış. Çok büyük cezalar var. Zaten Google gibi büyük firmalar, Facebook gibi firmalar çok ceza da gördü bu kişisel veriler konusunda. Bizde maalesef yok ama belki o sizin yazdığınız makale ve hani bu Yargıtay kararıyla Türkiye'de de unutulma hakkı kavramı konuşulmaya ve uygulanmaya başlayacaktır diye. Evet, şöyle, ümit ediyoruz. Ümit biraz ediyoruz. Daha. Her zamanki gibi. Evet, her zamanki gibi. Bilinçlenmeye ihtiyacımız var. O yazıyı da tavsiye ederim. Yani güncel hukukun hangi sayısıydı bilmiyorum. 3-4 ay önceki sayısı. Dijital Medya ve Çocuk web sitesinde de, Dijital Medya ve Çocuk Bilgi Edu.tr web sitesinden de okumak isteyenler yazıyı inceleyebilirler. Ekibimizden Birol'un yazdığı bir yazıydı o. Çok da faydalıydı dediğiniz gibi. Peki tablet, bilgisayar, akıllı telefonlar çokça kullanılıyor çocuklar arasında ve bu cihazlar mobil. Her yere taşınabilir. Güvenliği sağlamada risk oluşturur mu? Tabii. Ya da daha kocaman, daha büyük bir problemle mi karşılaşırız? Çocuklar üzerinde internet güvenliği bence aile, ebeveynlerin de içinde olduğu bir süreç. Ki uluslararası biraz sonra bahsedeceğiz süreçlerden. Hep ebeveynler işin içindedir. O yüzden hani mesela indirilen oyunlar, büyük gördüğüm kadarıyla arkadaşlarımın çocuklarından sadece oyun için kullanılıyor bu tabletler. Bir tane bir kurum vardı, otizmli çocuklarla çalışan. Onlar mesela daha eğitimsel amaçlı tabletleri kullanıyorlardı ama hani biraz da ailelerin oyalansın diye çocukların önüne koyduğu makineler bunlar. Ve oynadıkları oyunlar mesela ebeveynler ne kadar farkında? Mesela o oyun çocuğun analitik düşüncesini, soyut düşüncesini geliştiriyor mu, geliştirmiyor mu? En büyük güvenlik kısmı da şu, çocuk ve gençlerin, vatandaşların bütünleştiği. Bizim indirdiğimiz şeylerde de çok büyük güvenlik riskleri var. Herhangi bir uygulamayı indirirken zaten sizden izin ister. O izinlere baktığınızda neredeyse muhtardan ikametgah kağıdı kadar bir onu istemiyor yani. Aynen. Mesela diyelim ki bir oyun senin rehberine ulaşmak istiyor. Oyun neden senin rehberine ulaşmak ister? Ne yapacaksın benim rehberimdeki telefon numaralarını? Yani bunları sorgulamaya başladığımızda işte güvenlik zaten biraz şüphe ve birazcık da paranoyaklıkla eşdeğer. O zaman güvenli kullanmayı düşünüyorsun. Bence çocuklarda da indirdikleri oyunlar seviyesinden başlıyor bu güvenlik kısmı. Orada bir sürü yazılım, o iPad'in içindeki verileri elde etmeye yönelik yazılım, kötü yazılım. Onlara dikkat etmeleri gerekiyor. Tabii aslında o kadar alıştırmışlar ki bizi yani. Ben bile bazı uygulamaları yüklerken oraya ulaşıma izin veriyor musunuz, buraya ulaşıma izin veriyor musunuz gibi bir sürü şey çıkıyor karşıma. Ve ben otomatik olarak izin veriyorum, hani uygulama çalışsın diye aslında sorgulamak gerekiyor. Yani sırf çocukların çünkü değil bizim de. Çünkü başka bilgilere de ulaşıyorlar. Tabii. Aynen. Peki bu kadar hani güvenlik diyoruz. Yani mimiklerimiz bile kontrol ediliyor bizim şu anki dönemimizde, günümüzde. Aynı zamanda bir sürü uygulamaya retinayla da girebiliyoruz. Evet. Yani retina okumasıyla da. Yani bu kadar teknolojinin ilerlediği bir çağda güvenlik ne kadar mümkün sizce? Çok güzel soru. Biz de hep bu çelişkide yaşıyoruz. Gözetim dediğimiz şey, dijital gözetim diyoruz bunlara. Gözetim teknolojileri çok büyük yatırım yapılan teknolojiler artık. Yani devletler, bütün dünyada şirketler, devletler vatandaşın kişisel verilerine yönelik bir gözetim mekanizması çalıştırıyor. Ama bir yandan da işte birazdan bahsedeceğimiz üzere bir tarafta da özgür yazılım,
tarafı ya da kendimizi internette güvenli kılmanın yöntemlerine dair uygulamalar da üretiliyor. Mesela Signal diye bir uygulama var. Şu an işte en güvenli telefon uygulaması yazışmak, konuşmak için. Mesela bu bir şirket tarafından üretildi ama birçok rehber uygulama, böyle kendimizi güvene almamıza yarayan birçok uygulama. Mesela Guardian Project vardır. Onlar gazeteciler için çok güzel güvenlik araçları üretiyor. Mesela fotoğrafı çektin, o fotoğrafı blurlama aracı ya da şifreli bir şekilde telefonda bu güvende tutmak için araçlar. Hani şöyle diyelim senin soruna cevap. Bir tarafta bizi gözetlemek için uğraşanlar yeni teknoloji üretiyor. Bir tarafta savunmak için, hani vatandaşlar mahremiyetini savunmak için araçlar üretiliyor. Bunun ikisinin arasında bir savaş var. Tamamen %100 güvenlik hiçbir zaman olmuyor. Bunu uzmanlar söylüyor. O yüzden sadece bizim yaptığımız, benim de yaptığım eğitimlerde, öğrendiğim şeylerde hep amaç bir katman daha güvenliği katmak. Yani bir katman daha güvenli olmak. Soğan gibi düşünürsek, soğanın katmanları gibi. Evet. Şimdi bugün bir şey çıkacak, bir yazılım. O sizi bir kat daha güvenli sağlayacak. Ama sonsuz bir güvenlik asla yok. Yani bir noktada bizim de kendi paylaşımlarımıza da dikkat etmemiz gerekiyor. Güvenliği kendi kendimize de sağlayabiliriz yani. Tabii. Mesela EFF diye bir kurum var. Çok güzel bir rehber yayınladı herkes için. Güvenlik önlemleri var orada. En azından dediğim gibi konuşmanızı, resimlerinizi, yazdıklarınızı korumak için. Çünkü iletişim çok önemli bir şey ve bu iletişimin içinde mahremiyet çok önemli bir yer kapsıyor. Hele bu Edward Snowden'ın ortaya çıkardığı belgelerden sonra. O yüzden ikimiz konuşurken üçüncü bir gözün bizi dinlemesi, izlemesi herkesi rahatsız eder. İnsanlar da farkında biraz daha. Tabii bu konuda bilincin artması gerekiyor. Tabii. Ama tabii çocuklar çok erken yaşlarda online oldukları için, çevrimiçi oldukları için ailelerin birebir çocuklara eşliği sanırım çok çok önemli. Çok önemli. Programımıza daha önce Yaşar Üniversitesi'nden doçent doktor Ahmet Koltuksuz katılmıştı. Şöyle bir konu geçmişti. O tabletini ve bilgisayarını bantla kamerasını kapadığını söylemişti. Çok doğru yapıyor. Siz ne söylemek istersiniz? Ya özellikle ilgili? Çocuklar için mesela iyi bir güvenlik önlemi olabilir değil evet, mi? Evet, dediğim gibi yani bir katman daha güvenlik sağlar. Çünkü yine Edward Snowden'ın ortaya çıkardığı belgelerde ve en son çekilen bir film var. İsmi Snowden. Buradan önerebilirim herkese. Evet. Zaten evet. O film izledikten sonra herkes bant taktı bilgisayarın kamerasına. Evet, çünkü bilgisayarı kapattığımızı sanıyoruz. Hani kapağını kapatıyoruz ya. Aslında bilgisayar çalışmaya ve sizi izlemeye, dinlemeye devam ediyor. Bu arada mikrofonları da açık kalıyor bilgisayarın. O yüzden hani bence güzel bir önlem. Televizyon için de yaptığını söylemişti. Televizyon için evet, akıllı televizyonlar var artık ve onlar da hatta bir tane, şimdi marka ismi söylemeyeyim de, bir televizyon markası, akıllı televizyon markası sizin izlediğiniz kanalları falan raporluyor yani. Hani sizden bir profil çıkarabiliyor. Bu akşamları şunu izliyor, bunu izliyor. O zaman şunu verelim, şu reklamı gösterelim buna falan gibi. Ya da sizin belki atıyorum seçim arifesindeyiz ya, ertesi günü. Seçimde hangi oyu kullanacağınızı bile televizyon izleme alışkanlığınızdan bulabilirler yani. Tabii. Bir de benim bildiğim kadarıyla telefonlar da aynı şekilde yani pilini çıkarmadığın sürece kapalı olsa bile konuşmalarınızı kayıt altına alabiliyor yani. Bir cümle söyleyebilirim. Özgür yazılım felsefesinin mimarından Richard Stallman diye bir abimiz var. Onu Bilgi Üniversitesi'ne de getirmiştik konuşma yapmaya. O şey diyor cep telefonları için. Cep telefonları tamamen amacı şeydir zaten. Sizi bilgi gözetlemek toplamak için yaratılmış bir araçtır diyor. O tabii daha ileri seviyede. Ve hayatımızın her noktasında var. Çocuklar da bunları çok kullanıyor yani. Evet. Ailelerinin telefonlarını sürekli. Evet. Peki bir kitap var, Dijital Kahramanlar diye. İsterseniz ona geçelim. Çünkü çocuklar için hazırlanan dijital güvenlik kitabı bu. Evet. Biraz söz eder misiniz kitaptan? Nasıl bir kitap? İnsanlar nasıl ulaşabilir bu kitaba? Evet, herhalde şimdi ekranda içeriğini yansıtabileceğiz kitabın. Evet. Şimdi bu EDRI diye bir kurum var. European Digital Rights. Çok güzel işler yapıyorlar. Çocuklarla da ilgili böyle bir kitap yayınladılar. Tam ismi yani Türkçe çevirinde Dijital Kahramanlar diye geçiyor. Türkiye'den de Alternatif Bilişim Derneği bunu Türkçe'ye çevirdi, oradan birkaç arkadaşımız. Ve Ankara Barosu ve Alternatif Bilişim Derneği birlikte basıldı bu kitap. İsteyenler Ankara Barosu'ndan ulaşabiliyorlar, kargolayabiliyorlar baro. Yani bize öyle demişlerdi. Dediğim gibi çok küresel anlamda çok çalışmalar var çocukların internet güvenliği ile alakalı. Mesela kitaptan birkaç bölüm söyleyeceksek. Lütfen. Direkt konu mahremiyet nedir diye giriyor çocuklar için ve kitap çok güzel görsellerle hazırlanmış.
Evet. Sonra akıllı telefon güvenliği, tam senin bahsettiğin konu çocuklar için. Kendinizi sosyal platformlarda, ağlarda nasıl korursunuz diye anlatıyor. Parola güvenliği, artık şifre denmiyor bu arada, parola doğru kullanımı. Parola güvenliği nasıl olmalı, işte büyük harf olmalı, işaret olmalı, işte çocuklara bunu anlatıyor. Fotoğraf ve videoları paylaşma konusu, o da senin bahsettiğin konu, onu anlatıyor. Sevdiğimiz uygulama ve araçlar diye kitabın 10. bölümü ve en sonunda demin bahsettiğim Signal uygulamasından bahsediyor. Çocukların kullanması için, Signal uygulaması için uygulamalı bir rehber yayınlamışlar. Kitaba internetten PDF kahramanlar, PDF yazdığında veliler ve çocuklar bu kitaba ulaşabiliyor. Yani bence çok iyi bir çalışma. Türkçe'ye çevrilmesi de çok önemli, çok iyi oldu. Bir de bir kurumdan daha bahsedebilirim. ChildNet diye İngiliz bir non-profit yani STK var. Orada yaş arası çocuklarla ilgili çalışıyorlar. ChildNet'te hem ebeveynlere ayrıca eğitimler yapıyor, hem okulda öğrencilere eğitimler yapıyor, hem de okul öncesi işte çocuklarla internet güvenliği alanında çalışan, bir sürü ortakla birlikte çalışan bir kurum. Bunu da childnet.com adresinden bunu da inceleyebilir izleyenler. Evet. Yani ailelere de bir ayrıca eğitim verilmesi gerekiyor bu noktada. Peki kitapta bahsedilen 3 altın kural var. En önemli 3 ipucu diye geçiyordu. Onları da biraz açarak anlatalım mı? Başlıklara değindik. İnternet nedir, mahremiyet nedir? Nedir bu altın kurallar? Birinci kural, direkt kitaptan bakalım. Herkesin bizim hakkındaki her şeyi bilmesine gerek yok. Şimdi yani son yıllarda zaten sosyal medya, sosyal yeni medya araçları ve platformlarıyla her şeyimizi paylaşır olduk. Hadi bu birçok stand-upçının bile gösterisinde konu edilir oldu. Hani şuradayım, tuvaletteyim, buradayım. Evet. İlk önce çocuklara bunu söylüyor. Her şeyi paylaşmanıza gerek yok. Ya da her şeyi herkesle paylaşmanıza gerek yok. Mesela en basit size güvenlik şeyi söyleyeyim. Çocuklarda gördüm bunu. Facebook kullanıyorlar biliyorsunuz. 10 yaşında, 11 yaşında, 12 yaşında Facebook hesapları var. Ve gönderilerini genelde herkese açık yapıyorlar. Belki burada aramızdaki, buradaki arkadaşlar da öyle gönderiyordur. Ve farkında değiller. Orada aslında çok küçük bir ipucu var. Orada ki kişileri sınırlayabiliyorsun. İşte akrabalar listesi yaparsın. Akrabaların ne paylaştığını görmez. Ben bazen anneme yapıyorum mesela, şu an izliyor. Görmüyor bazı şeyleri. Yani mesela bu bir güvenlik önlemi. Bu bile bir güvenlik önlemi. İkinci madde, internette güvenlik ve gizlilik zor değildir diyor. Çocuklar, çocuk diliyle bunu anlatıyor. Gerçekten zor değil bu arada. Kendimizi neye veya kime karşı koruduğumuzu bilmek. Bence bu birinci sırada da olmalıydı. Evet. Çünkü benim de yaptığım eğitimlerde mesela gazetecilere falan bunu söylüyoruz. Hani ilk önce evinde mesela hırsız gelse neyi korumak istersin, bir listesini yap. Sen bu telefonda neyi korumak istiyorsun? Fotoğrafları mı? O öncelik sırasını yap ve ona göre araçları bul, eşleştir ve koru. Bu arada çok fazla şey de çıkıyor karşıma eğitimlerde. Ben hiçbir şey korumak istemiyorum. Hani açık benim her şeyim. İyi diyorum, perde kullanıyor musun evinde? Evet, kullanıyorum. Perde de kullanma o zaman. Hani o mahremiyetin başladığı yer bence bir perdedir yani. Hani tabii. Evet, giyinirken, doğru. Soyunurken. Çok doğru. Mesela kitapta 3 altın kuralı bunlar. Peki şimdiye kadar internetteki ve dijital dünyadaki içeriklerden konuştuk ve bunların nasıl güvenli hale getirilebileceğinden. Biraz da kodlamadan konuşalım. Daha önceki programlarımızda da konuştuğumuz gibi. Kodlama eğitimleri nasıl Türkiye'de, yani nasıl oluyor? Benim çalıştığım sivil toplum kuruluşlarında da bunlar vardı. Çocuklar, hatta bir çalışma fırsatım da oldu. Ya da herhalde Türkiye'de 10-12 tane sivil toplum kuruluşu ya da veya şirket paralı ya da ücretsiz bu tarz eğitimler veriyor. Çocukların bilgisayarda analitik düşünmesini işte geliştiren falan. Bunlar öncelikle güzel şeyler. Çocuklar çok eğleniyor, yaratıcılıkları gelişiyor. Ama bunların tek günlük etkinlikler olması beni rahatsız eden nokta. Ha, bu arada mesela müfredata girmesi konuşuluyor. Bunlar da güzel şeyler. Ama işte güzel şeylerin dışında hani eleştirdiğimiz noktalar var. Öncelikle bu senin ilk soruna geliyorum. Özel şirketler tarafından yapılması ne kadar acaba doğru bu işin? Onu sonuçta internetin kamu malı olduğunu savunan biri, çocukların da bu eğitime herkesin Türkiye'nin her yerinde ulaşabilmesini destekliyoruz. Hani evet, ama doğru bir eğitim. Yani şöyle diyelim, niceliğe değil niteliğe önem vererek. Yani işte 1000 çocuğa kodlama eğitimi verdik demek yerine 10 çocuğa verelim ve o çocuğun gelişim sürecini takip edelim. 11 yaşında bu eğitimi almış, 13'te nerede? Hala meraklı mı? İşte 16'da buna Linux öğretelim, işte Python dilini, Python dilini öğretelim falan gibi bir süreç aslında. Bu nasıl işte bilmem kaç yıllık kesintisiz eğitim varsa, bence kodlama veya daha geniş anlamıyla programlama
Böyle olmalı. Devamlılığı olması evet, gerekiyor. Bir de bir eleştiri de şey, sadece şey olmaması lazım. Mesela İngiltere bu konuda çok önemli bir örnek. Evet, dünyadaki örnekleri soracaktım. Evet, yapan örnekler var mı diye. Orada bir kurum var yine STK. Bunu müfredatlara koydu ve çok ortaklı. Devlet bir tarafındaydı, özel sektör bir tarafındaydı. Bir tarafında gönüllü okullar vardı falan. Ama ne yaptı? Çocuğa bir dil öğretmedi, bir kodlama dili öğretmedi. Topyekün bu berimsel düşünce diyorlar buna. Tam Türkçesi o, berimsel. Soyut düşünce, analitik düşünce falan diyebiliriz. Bunu geliştirmeye yönelik müfredata koydular. Mesela bizde şu var, işte bir tane ismini vermeyeyim bir oyun var. Orada birkaç çocuğa işte hareket yaptırtıyoruz falan ya da bir aleti bilgisayarla yürüttürüyoruz, geri döndürtüyoruz. Çocuk öğrendi. Ha işte bu biraz sıkıntılı bir durum. Ama tek bir şeyle öğrenmesi zaten mümkün değil, değil mi? Devamının olması gerekiyor. Evet ve aslında yanlış kullanılan bir kavram var Türkiye'de. Ve ısrarla devam ediyor. Mesela hacker kavramı. Hacker aslında 60'lı, 70'li yıllardan gelen çok önemli bir kavram ve tamamen şey demek hacker. Merak eden, bir problemi farklı bir yoldan çözebilen anlamda kullanıyor. Ama şimdi böyle Türkiye'de ve dünyada daha çok böyle karanlık, maskeli değil mi? Evet, algısı bambaşka. Evet, işte, hacker aslında o değil, onu bir söyleyeyim. Aslında çocukları iyi bir hacker olarak yetiştirmek gerekiyor ve bu da demin bahsettiğimiz tek bir programlama dili. Şununla bununla değil işte özgür yazılımla işte o felsefeyle ya da çocukları daha soyut düşünmeye yönelik, problem çözmeye yönelik şekilde yetiştirmek bence çok mantıklı. Ama dediğim gibi bu eğitimler çok iyi. Keşke daha uzun süreli niteliği olsa, nicelikten devamı gelse. Devamı gelse, çocuk takip edilse ve yine hep söylediğimiz ebeveynler de işin içinde olsa. Evet, özellikle doğru. Küçük yaş grubu için çok önemli. Evet. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz katıldığınız için. Bugün dijital medya ve çocukta çocuklar için internet güvenliğini ve kodlamanın önemini konuştuk. Haftaya 23 Nisan özel yayınımızda karşınızda olacağız. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın. Dijital medya ve çocuk programını YouTube RGB kanalından takip edebilirsiniz ve bu alanda yaptığımız tüm çalışmaları da dijital medya ve çocuk bilgi edu.tr web adresinden okuyabilirsiniz. Programımızı medya ve iletişim sistemleri 4. sınıf öğrencisi Orkan Karadağ'ın son dönemin en popüler oyunlarından Minecraft için hazırladığı tanıtım videosuyla kapatalım. Haftaya aynı saatte görüşmek üzere, hoşça kalın. Dijital medya ve çocuk ailesi olarak sizlere Minecraft oyununu tanıtan bir video hazırladık. Bakalım neymiş bu Minecraft? Şu anda ekranda oyun içinden bazı karelerini gördüğünüz Minecraft'ın en önemli özelliği bir şeyler oluşturma, keşfetme, yaratma ve inşa etme temeline dayanması. Sonu olmayan bir dünyada geçen bir çeşit dijital Lego gibi de düşünebiliriz. Minecraft öyle bir oyun ki birçok ülkede Minecraft oyunu üzerinden ders anlatan müfredat yapıları mevcut. Hatta üzerinden eğitimin nasıl yapılacağını anlatan uzman görüşlerini içeren education.minecraft.net isimli bir internet sitesi de var. Leicester Üniversitesi, Hull Üniversitesi ve yurt dışındaki birçok farklı üniversitede oyunun faydaları ve eğitim için kullanımı ile ilgili çalışmalar bulunuyor. Minecraft, bilgisayar, laptop, akıllı telefon, iPad dahil hemen hemen bütün cihazlardan oynanabilir. Minecraft.net'ten sınırlandırılmış demosunu indirebilir ve satın alabilirsiniz. Minecraft.net sitesine girip sol üstteki download'a tıklayın. Açılan sayfanın en altında farklı dijital cihazlar için indirme seçeneklerini göreceksiniz. Oyunu indirip açtıktan sonra settings seçeneğinden language'e girip Türkçeyi seçebilirsiniz. Bu tip açık dünyada geçen geniş pencereleri oynamamış olanlar başlarda zorlanabilirler ama pes etmeyin. Oynadıkça daha çok keşfedecek, başarılı olacaksınızdır. YouTube'da taktikler ve videolardan yararlanmanızı öneririm. Çocuklar için uygun içerikli yayın yapan birçok YouTube kanalı da mevcut. Görüldüğü gibi Minecraft birçok yeteneği eğlenerek geliştirebilecek bir oyun. Oyunu çocuklarımıza yasaklamayalım. Tabii bütün günde oynamamak lazım. Birkaç saat oynamanız zarar değil, birçok yararı olacaktır. Sonraki oyun tanıtım videolarında görüşmek üzere.